Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif deklinasyon im genitif, yani sıfat çekimleri. Bunu genitifte inceliyor olacağız arkadaşlar. Bunu incelerken arkadaşlar trotz'u da görüyor olacağız. Trotz da rağmen demek arkadaşlar. Buna rağmen anlamında. Dilerseniz hemen örneklerle olayı pekiştirelim. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar mavi ile mavi neydi arkadaşlar? Der renk kodu mavi, demek ki der artikeline yönelik bir renkti. Ausflug, der Ausflug arkadaşlar gezinti anlamında, yolculuk, gezinti anlamında. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar geplant, planlı demek arkadaşlar. Hatırlayacak olursak önceki videomuzda genitifi ayrıntılı şekilde görmüştük. Burada da ne yapıyoruz? Bu sefer trotz'la beraber ne şekilde inceleyeceğimizi ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiştik biz daha önceden der için? Des'e dönüştüğünü ve sonuna es geldiğini söylemiştik, öyle değil mi? Burada da aynı şey söz konusu. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Trotz des geplanten Ausflugs, yani planlı olan gezmeye rağmen, gezintiye rağmen denildiğinde des denilmiş oluyor. Aynı neydi arkadaşlar? Bu indefinite'ti değil mi? Herhangi bir derken indefinite artikel demiş oluyorduk. Definite için de des'i demiş oluyorduk. Dolayısıyla trotz eines geplanten Ausflugs, burada ne yapmış oluyoruz? Indefinite yapmış oluyoruz. Yani herhangi bir planlı gezinti gibi bir anlam çıkmış oluyor. Tabii güzel Türkçemizde bu birazcık daha bölük pörçük bir şekilde yansımış olsa da Almanca dil yapısı içerisinde mantıklı bir hale dönüşmüş oluyor. Yeşile baktığımızda arkadaşlar, yeşil neydi? Das'ın renk koduydu, öyle değil mi? Das Wetter hava demek arkadaşlar. Schlecht kötü demek. Kötü havaya rağmen diyecek olursak arkadaşlar, burada şimdi bir belirti söz konusu. Dolayısıyla adres ettiğim bir şey olduğundan dolayı definite yaptığımda des'i kullanmış oluyorum. Des schlechten Wetters diyorum. Ancak burada bir genelleme yapacak olursam ya da bir diyecek olursam eines schlechten Wetters demiş oluyorum. Tabi burada trotz'u da kullanmış oluyorum cümle içerisinde. Buraya baktığımızda arkadaşlar kırmızı neydi? Die'ye yönelik bir renk koduydu. Die Zusammenarbeit arkadaşlar, birlikte çalışma demek arkadaşlar. Gut, evet, iyi demek. Guten Zusammenarbeit, buraya baktığımızda arkadaşlar trotz die neye dönüşüyordu genitiflikte? Der'e dönüşmüş oluyordu. Dolayısıyla trotz der guten Zusammenarbeit, iyi çalışmaya rağmen, burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Gene adres ettiğim bir çalışma var, bir birlikte çalışma olduğundan dolayı der demiş oluyorum. Aynı dediğimde bir adet demiş oluyorum. Dolayısıyla trotz der guten Zusammenarbeit ya da bir diyecek olursam trotz einer guten Zusammenarbeit demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar sarı neydi? Die çoğullar için geçerliydi. Umbauarbeiten, bu da tadilat işlemleri için kullanılabilir. Yani bu yol çalışması için de kullanılabileceği gibi tadilat için de kullanılabilir. Yani yol çalışmaları da diyebiliriz biz buna. Umbauarbeiten demek ki çoğul olarak kullanıldığında burada ne olacakmış arkadaşlar? Planlı, geplant neydi? Planlı demekti. Trotz der geplanten Umbauarbeiten diyorum. Ancak burada aynayı kullanmıyorum. Genelleme yaparken demek ki trotz geplanten Umbauarbeiten demiş oluyorum. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar null artikel görüyoruz. Null artikel neydi arkadaşlar? Herhangi bir artikelin alınmadığı durumlarda kullanılan null artikellerde bir genelleme yaptığımda, yani bu sefer ne yapıyorum? Definite ya da indefinite artikel kullanmadan direkt sıfatla cümlemi tamamlamış olacağım şimdi. Burada gene trotz'u kullanıyorum. Trotz rağmen demek. Dolayısıyla planlı
gezintiye rağmen derken trotz geplanten Ausflugs demiş oluyorum. Kötü havaya rağmen burada ne olacak? Gene aynı şekilde en gelecek. Trotz schlechten Wetters. Bakın burada arkadaşlar isimlerin sonlarına s gelmiş. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde genitiflik konusunda görmüştük. İzlememiş olanlar mutlaka o ilgili dersi izlesinler arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bakın buraya ünlem koydum. Neden? D'de arkadaşlar zusammenarbeit, birlikte çalışma demek. Burada D ne olmuş arkadaşlar? Tot gute zusammenarbeit denmiş. Ancak buraya baktığımızda definite ya da indefinite yaptığımızda burada neydi? En idi. Ancak burada ne oluyor arkadaşlar? Gelmiş oluyor. Buraya mutlaka dikkat edelim. Dolayısıyla trotz guter Zusammenarbeit demiş oluyoruz. Yani iyi çalışmaya, birlikte çalışmaya rağmen denmiş oluyor. Buraya baktığımızda burada da tadilat çalışması ja da yol çalışması için Umbauarbeiten'ı görüyoruz. Burada da gene aynı şey söz konusu. Gelmiş. Ancak burada biz daha önceden ne görmüştük? Definit ve indefinit durumlarda. Der geplanten Umbauarbeiten ya da hiçbir şeyin olmadığı çoğul yaptığımda geplanten Umbauarbeiten diyorum. Bakın burada ne oluyor? Burada null artikel yani artikelin olmadığı durumlarda trotz geplanter Umbauarbeiten demiş oluyoruz. Arkadaşlar adjektif deklinasyon im genitif dilerseniz Türkçe birebir karşılığını vermeye çalışalım. Şimdi trotz demek ki rağmen demek. Definit yaptığımda ben ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bir şey adres etmiş oluyorum. Yani bir şey vurgulamış olduğumda ne yapıyordum? Artikel getiriyordum. Aynı de ne yapıyordum? Bir belirli herhangi bir derken yapmış oluyordum. Burada da null artikelde de bir genelleme söz konusu. Dilerseniz bunu örneklerle burada bir anlatmaya çalışayım ben size arkadaşlar. Trotz des geplanten Ausflugs derken planlı olan o gezintiye rağmen derken bakın des demiş oluyorum. Genitiflikte ne olmuş oluyor? Des'e dönüşmüş oluyor. Burada eines derkense bir planlı gezintiye rağmen derken trotz eines geplanten Ausflugs diyoruz. Aynı şekilde buraya da baktığımızda des schlechten Wetters, trotz des schlechten Wetters kötü havaya rağmen, o kötü havaya rağmen burada bir adres göstermiş oluyorum. Eines derken bir, yani trotz eines schlechten Wetters demiş oluyorum. Aynı şekilde die için yani genitiflikte ne oluyordu? Dere dönüşüyordu. Trotz der guten Zusammenarbeit, burada da gene adres gösteriyorum. İyi çalışmaya, o iyi çalışmaya rağmen demiş oluyorum. Eine derken bir, trotz einer guten Zusammenarbeit, yani iyi olan bir çalışmaya rağmen demiş oluyorum. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar burada çoğul söz konusu trotz der geplanten Umbauarbeiten yani yol çalışmalarına rağmen burada ne yapmış oluyorum? O demiş oluyorum. Ya da hiçbir şey getirmediğimde çünkü çoğullarda aynı kullanmıyordum öyle değil mi? Burada da o zaman ne yapmış oluyorum? Trotz geplanten Umbauarbeiten demiş oluyorum. Null artikelleri baktığımızda da burada genelleme söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla der için ne olacak? Trotz geplanten Ausflugs. Bir genelleme yapmış oluyorum. Planlı gezintiye rağmen demiş oluyorum. Burada da trotz schlechten Wetters kötü havaya rağmen. Genelleme. Trotz guter Zusammenarbeit. Genelleme. Ancak burada dikkat edin dedim. Neymiş? Sonlandırıcı er. Ancak burada en. Öyle değil mi? Buraya baktığımızda da trotz geplante Umbauarbeiten derken de ne yapmış oluyorum? Planlı olan yol çalışmalarına rağmen demiş oluyorum. Dilerseniz ufak bir çay kahve molası verelim. Sonra dersimize örneklerle devam edelim.